Assalamualaikum, ekran oldidagi hurmatli ko'ruvchilar, hammalarga hozirgi vaqtdagi xayrli bo'lsin. Bugun ayollar va davo programmamizning 6-soni sizlarga sunib o'tamiz. Bugungi programmamizda qahramon onalarimizdan Rizvangül, ya'ni vatanparvar bizningki Rizvangül onamiz haqida to'xtalamiz. Bugungi azmimiz yana bizdan burunqidek Sherqiy Türkistan Nuzgum Aile va Kültür Jamiyatining raisi Münevver Özuyghur xonim. Xo'sh kelibsiz Münevver xonim. Qimmatli vaqtingizni chiqarib kelganingiz uchun ko'p rahmat. Yana burunqidek savollarimiz bilan boshlaylik. Bizga eng avval shu Rizvangül onamiz kim, nada tug'ilgan, nima ish qilgan degandek qisqagina bir hayotini so'zlab o'tib bergan bo'lsangiz. Buldum. Aldı bilen bu programma meni tekrar davet kılganlar için rahmet ediyorum. Bu programma arkalık bizden kahraman analarımızın, bizden ülgülük analarımızın kendi halkımızla tanıştırış ve onun ruhini hemimizin öğrenişimiz için sunuş. Men için neydi bir yaxşı fırsat. Bunun bir halkımın kılan hizmetimde karaymen. Rizvangül anımız 1925 yılı Kazakistan'daki Uygurlar merkezileşip orlaşkan, yerleşken Çilek rayonunda doğulgan. Dadısının ismi Haşim Axun, apısının ismi Meryem Han. Rizvangül anımız 1932 yılı etrafında Guljığı küçüp gelgen ailesi boyunca. Küçüp gelgendiğin kim 33'ten başlayıp 1940 yılı olan aralıkça Guljı'daki iki mektepte okuyan Ümit mekteplerde okup ondan 1940 yılı Ürümchi'deki mesela kızlar Ali Terbiyeleş Ottur Mektebide, Milli Mektepte okup, muhaltırlık kesbide okuyanken yani okuş bütügendeki 1944 yılı etrafında yani 44 yıldan burun Guljığa kaytıp Guljı Poçta İdaresi'ninki buğaltırlık hizmetini işleyenken 1944 yılı şu Şulayet İnqilab edip elinde tarihi kitaplarda Şarqiy Türkistan Jumhuriyiti'nin kuruluşunu aldık ki 1944 yılı 8. ayda şu Nilgı nahiyesinde yani Guomindang tecavüzçülerin karşı elip verilen uruş da Nilqinasi urush qo'zg'algandan keyin 1944-yili 11-oyning 12-si Sherqiy Turkiston Jumhuriyiti endi 2-qatimli Sherqiy Turkiston Jumhuriyiti qurilib, resmiy bir davlat nomidan jumhuriyat qurilgandan keyin Rizvangül 1944-yili shu 11-oyning 18-19 günler etrafında oldu. 6 gün keyin yani. Hem özü bir pidakarın halda ama şu Sherqiy Türkistan Cumhuriyeti'ninki askerler kabul kılış işhanısına verip özünü tizimlatkanken yani bu vatanını qoğlaş, düşmanını qoğlab çıkırış görüşü de biz kızlar mübadep bu köreşke atlangan. Rizvangül şu uruş katnaşkandan keyin birkaç gün yani özü bilen birga tizimlatgan 30 neçe kız bilen birge, şu vaqtdagi analarımızla birge kısa ve tez süratlik sestra yetiştiriş kursu katnaşıp kesbi öğrengandan keyin uruş jarayonidagi yordamlarni qutqizish hemşiresi bilen uruş katnaşkan. Rahmet. Endi bu hayatı bak kısa, tariximiz bizden oqalarımızdan ayta kısa. Nima uchun bu Rizvangül onamizninki bu tarihi hozirgi saqlanib bizga bizga kelguncha mushu uzun vaqtni yozib saqlanib bizga keldi, ya'ni sababi nima bu saqlanib qolishininki tarixininki? Albatta insonning hayoti ham uzun ham qisqa, ba'zilarimizning uzun ba'zilarimizning qisqa bo'ladi. Ba'zi insonlar hatto 100 yil 100 yildan ortiq yashaydi, lekin ularning hech qanday bir izi qolmaydi. Ba'zi insonlar nihoyatda qisqa yashaydi, ammo uzun yıllarca hatta tarihte öşmez iz kaldırdı. Rizvangül anımız 19 yaşında şehit boğan bir anımız. Şundakla özüm şu vatanını qoğdaş uruşuğa pidayı bulup kirgendin. Başlayıp hesaplasanız aran 55 günlük bir mücadele hayatı bayken. Lekin Rizvangül, mesela biz kichik vaqtimizda o'ttir maktablarda o'qiyotgan vaqtlarimiz olsun, Rizvangül degan naqshlarni anglaydik, Rizvangül to'g'ri qahramonlik dastonlarini anglaydik. Hozirgacha mesela vatan ishi bo'lsin, vatan sirtida bo'lsin, yashayotgan hammamizning qalbida Rizvangülning bir naydi şanlıq obrazi yaşab turadi. Chunki bu yerda Rizvangülni shunda bir tarixiy shaxsga aylantirg'ini, uning yoshlik bahori emas, bu yerda Rizvangülning mesela bo'y turqidan, chiroyining rangi ro'yidan yoki başka bir kabiliyetlerden gap bo'lmaydi. Fakat onun şu pidakarını ruhidan buldu. Ama Rizvangülni bu kadar tarixda bir şanlıq şəxsga aylandırğan narsa onundaki sap niyet ve pidakarlık. Pidakarlık hakikaten bak. Pidakarlık. Ama bir yerde fakat niyetle bulup haqiqiy onun pidakarlık bo'lmasa yine kalıdın. Çünkü nurgun insanlar da mən şunda qılsam, oy vatanı qutqarsam, a cihatını qılsam, ma'ni qılsam, yoki biz xalqim üçün a işni qilib bərsəm deydigan hammasının məsələn nurgun arzu armanları buludu, niyetlerdə nurgun nəsəni oylaydı, könlüdə bək çıxışlarını qılıdı. Əməliyyat birisi vücudğa çıxmaydı. İkincisi nurgun insanlar özünün cinini ataydı, melini ataydı ve aldın kısaplarda yugurab yurdu, nurgun hizmetlerini kıldı ama ulanın mı ismi çıkmaydı. Ama bir yerdekisi Rizvangül'ün bu kadar şanlıq bakması sap niyet ve aşı sap niyetini hayatına, icrasına ötküzgen bir reallığı var. Yani biz normalde fakat niyetimiz halis bozlan bir çokum oldu. Niyetimiz halis bo'lsa, biz qilib ketalaymiz. Sinan niyetin yaxshi bo'lsa, cho'qim bu ish sinan vujudga chiqadi deymiz. Amaliyot demakki shu niyatni amaliyotga ijroga o'tkazish orqali aningdan keyin o'zingizni ko'rsalaysiz demakchi. Tamam. Biz bu shu Rizvangülning hayotidan nimalarni o'rgansak bo'ldi? Rizvangülning hayotidan o'rganadigan baxtli narsalar bor deb o'ylayman. 19 yoshli bir qiz, yoshligining eng go'zal bahor vaqti. Rizvangül uruşqa qatnaşqandan keyin uruş jarayonida özünün belli sabdaşları bilan ko'rsatgan qahramonligi intayin tiz bir şekilde bütün harbiy qismning ichida, askari qismning ichida dam ketishlar emas. Şu vaqtning ichida taqa şehit bo'lishning odili ham, o'sha Guljığı tavasida bo'lsin, bizning Sherqiy Türkistan har qaysi rayonlarda bo'lsin, Rizvangülning şu vaqtda nomi chiqqan. Endi Rizvangülni o kadar bir namdar qilgan narsa deganda Rizvangül şu urushga kirgan kundan boshlab, kecha ve kunduz dem amas yüzünü hakiki halis bir niyette hardım taldım demezden aşu yardarlarını tanış davalaş hatta oklar vijildap uçup durgan meydanlarda başkalar korkup aldığı ilgiliyemesi mi? Ya ömelep berip ya ki jügrep berip aşında kılıp berip yardarlarını nek meydanda uruş meydanının üzü de bir katip davalı etip onun dikin ulanı bir kız özü yalğız bazı söylep ekilip yani bir nesle kılıp aşıdan kutkuz işkıtır işkallığı yani her kandak ya da özünü en aldın orunga koygallığı özünün cenedin özünün menfaatidir, özünün kılavatkan bu hizmetini aldığı koygallıkı. Yani bu biz üçün inkanda, insanlar üçün inkanda imtihan mühim bir nime. Çünkü insanlarda şundan nesi var? Birisi riyakarlık mesela. İkinci birisi özünün diğer elki vadisi de turanmaslık. Üçüncüsü elki boşanlık deyimiz mi? Ama bu Rizvangül şu anın özü de birinci bulup tizimlatkan vaktini özü de kararlıgan bulsak pidakar bulup kirgen. Hem bizim hayatımızda nurgun insanlar var hakikaten karan. Mesela şu hayacanlanıp gitti, bire dersin tesirlensin, bire uruştan tesirlensin, bire filmden tesirlensin, bire tebliğden tesirlensin. Vay diyen ben aşını kılmam, mani kılmam, andaklaşım gerek, vatan için cinim pida, halkım için cinim pida, Allah için üzerine atıverdim de şuarlan bekçi to'laydi ve mangmaydi emas mang'udi. Bir mezgil o'tgandan keyin ashuni qilayotgan, qilmoqchi bo'lgan ishi o'zining yoki salomatligiga, ya oilasining bir manfaatiga, yoki o'zining bir shaxsiy manfaatiga, yoki g'ururiga bir narsaga taqashqandikilar to'xtab qoladi, yoki bo'shaydi, yoki oldi bilan o'zining manfaatini oldingi o'ringa qo'ydi. Rizvangüldiki bu pidokorlik o'zi pidoyi bo'lib bu urush ichiga kirgan kundan boshlab yani her zaman sepnin en aldı da. Yani hardım, taldım demestin. Ben bir ayal kişi bu kadar eğil yükünü kütürememeyim demestin. Kıldı. Hem de yeni bir en aziz ruhi. Bu vatan bizden çokum biz özümüz kutkuzuşumuz gerek. Vatanla kutkuzuş fakat erlerinin vazifesi emez, ayallarının vazifesi diyen yeri var bir yerde. Her kim özünün kuludun kelganda kılışı kirek ve en ahırkı çeki geçe, en ahırkı küçünün yetki yeri geçe şu kılavatkan körüşünü, mücadelesini toxtup koyma ilgiliş. Bu Rizvangül'nün en isil, yani bizge kaldırgan örneği. Hem de Rizvangül'nün ikinci deyişimiz ki, Rizvangül'nün bunda kıgan nesi, nime? Bu kadar güçlük bir iradeye, güçlük bir cesaretke ege kıgan nesi, nime desiniz? Birisi itiqat. İkinci birisi, o kızdaki hakiki, özüge singan malumat. Mesela hayatta karısak, kişilikten başlayıp okuyan, hatta şu an 40 yıllarda nurgun insanların en kadar kızval okup nimiş kılıyor. Hazırlıcı var mesela. Kızval okup nimiş kılıyordu deyip, kızını özünün başka şehirde emez, özününki bir başka bir rayondaki mektep evetmeydiğen insanlar var bir muhitte. Yani atanısı bir meribetberber, bir aile boğalık için kızını hatta Ürümchi'ye evetip okutkan ve iyada nurgun yakşı ustazlar bilen, nurgun yakşı insanlar bilen uçuraşkan, ailenin yakşı tesiri ve ailesininki uçuk fikri ve özününki karakteri aile yetilgenliği için bu kız ağan ilmini hakiki özününki iradesi bilen, hayisi bilen birleştirgen ve o ilmini cariye kıldırgan. Biz aldığın kadınlık filmlerine karsak, programa karsak, mesela Nuzgum. Onu bir meribetlik aile tuğulgan, özü şairdi, okugan. Onunla ilgili İhbarhan, yani özü okugan meribetlik bir aile dikkat kılsak. Ve 7 kızlarım, yani bir çoğun bir aileden mesela kilip çıkan ve hemisi okumuştu kızlar. Onun iki Rizvangül'e karaylı. Rizvangül'ün ailesi bu meribetlik, naiti bir yakşı, uçuk fikirlik insanlar. Demek ki bir yerde bir kahraman oğul ve bir kahraman kızın yetişip çıkışı da ailenin ehmiyetinin kancılık mühimliği çıkıyordu. İkincisi, şu insanın insanlar için faydalı bir dağınlık şahs buluşu da, elbette onlar özleri dağınlık şahs bulunmaz da koymaydı. Ama özlerindeki gayesi de, özlerinin iradesi durdu. Onların şu derece yetişi de, onların seviyesi, okuş seviyesi. Ama ondan desek dedik ki hazır nurgun ali mektepte okuvatkan kızlarımız var, doktorluk okuvatkan kızlarımız var, neçtil bildiğen kızlarımız var. Andak usula hemiz kahramanlığı yok. O ilmi, o okuğanı bilim. İlim emez. O fakat bilim, malumat. Eğer malumatını hakiki ilimge aylandırıp, özünün gayesi bilen, doğru hakikat bilen, doğru nişan bilen bağlaştırmışsanız o ilimden hiç kadar faydası yok. Mesela 4'ten 3'ten doktorluk unvanlarken ayarlarımız, kızlarımız var. Ya özüge faydası yok ya başka demge faydası yok. Bunun için o okuğan nesini özünün hakiki doğru gayesi bağlayan vakitte o oturgan halka faydalık, milletke faydalık, insanetke faydalık bir netice çıkarıldı. Bir adamda söz hazır tabi öttünüz, hayat kısıktı ama münçilik vaxtını açıdı manda buldu. Ama deyse 55 günün içi de şu şehit buluş arlıqdaki sisteralık ögendi, ondan uruşqa qatnaşdı degandek bir münç işlerini yapıp geldiniz. Temeden azıraq çatnap kelsem sizin yanına bu sualını sorğum kelyapti. Aşu Rizvangül'deki bizge tarixini epkelici boğan arlıqdaki şu kısıqını vaxtda kılan işlerini mesela hazır biz kısaq mı kıla alayımız şundan mı yapma? Ama hizmet cihetki kelgen çağda hilaqi pişne pasat, bekaçılık, vaqt ısrapçılığı mesela 55 gün dese bizge hazır 55 gün açıda hocam neymiş mi kıla alayımız bu gün açıda deyişimiz mümkün ama bizge ruhini ügütüvatkan, bizge özünü kösetken bir kahraman anımız 55 gün içinde uruşqa qatnaşıp, sisteralık ügünüp, hizmetini kılıp, vatan için özünün cenini atıyalaptı ki biz yani o günlerde hazır abayım dedim, neymiş kılalayımız deyişimiz mümkün. Muşu bika qilish, fitne pasatçılık degandek mesela şahsen siz bir cemiyetning reisi buluş süptünüz bilen sizin üstünüzden bolduğan, sizlerniki cemiyetning üstüden bolduğan gap sözlerni aytacak buldu. Bu xil gap sözler sizniki xizmat qilish jarayoningizga, oilangizga, turmushingizga ta'sir qilamdi. Endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir meşhur hadisi var. Endi Qur'onda bu to'g'riliq ayet var. El fitne aşaddul katil. Yani fitne pasat adam öldürüştün yaman. Eğer fitne pasatının bir insana tesiri bulmaydıgan işi olsa, onun ziyankeşliği bulmaydıgan işi olsa, Kur'an'da ya ki hadislerde bu şekilde bizge bayan kılınmagan buladı. Elbette fitne pasat insanın ruhuna tesiri kıldı. Çünkü o yok yedin bir insana fitnelerini kılsın. Mesela hazır nurgun insanlar bayna vakit meselesi geldi. Hatta 55 gün emez. tas kalıdı 55 ay. Hatta mesela 55 yaşına girgen, ya ki mesela 10-cı hayatını hiç kandak iş kılmasdın, başkalarının kılgan işini yaratmasdın, çoğun işini kılanmasdın, küçük işini yaratmasdın, aşında yaşap ödüdü mesela. Hele bulup muazzı tor dünyası da şunda bir nasıl şekillendi ki, tor dünyası da neredeyse eğer sanini hesaplasanız bir nece milyon asker çıkıdak bizdenki kahramanlarımız var tor dünyası da. Ağızda Şarqiy Türkistan'ı alıdı, bütün Xitay'ını heydep çıkırdı, ağızda bütün mesela Yahudilerini dünyadan yok kıldı, mesela nurgun uruşlarını kılıbıttı, Şarqiy Türkistan'daki yer üstündeki baylıklarının hepsini çıkırdı, Xitay'dan tatı oldu, dünyayı taqtıdı mesela, 5 çıkışlarını kılıbıttı ağızda. Emniyeti yok. Əməliyyatı yox. Lakin ular nim qılırsın tıllarını, ondaq məna ki tıllaydı insanları. Əlbəttə təsir qılmaydı emas, qıldı. Başda ən başda təsir qıldı, bizə nə ağır gəldi. Çünki heç nə yox, siz ya o insanlar haqqında bir nəsə deməyəsiz, tıllamayısınız. Siz özünüzdənki tikiləyətqan bir qayğınızda, məsələn, vətəndə 35 milyonluq bir xalq yoxab getibətdi, xitaylaşdırılıb bardı, qırıb bardı. Onların işki orqanları setilibətdi. O qədər bir eciliş qılarkən qanda qısam şu qarindaşlarımızğa yardım qılamı, qanda qılsa bu insaniyetçilikdəki bu buzuqçuluqdan tosaşqı bir kişilik həssəm bula. Qısam ata-anamızın bizni yetiştiriş jarayonida bizga tökkan ajriga layiq bir insan bulamız. Qanday qilsak farzandlarimizga bir yaxshi ulgu olib, ular kelajakda bir yaxshi bir muhit qoldiramiz. Bizning derdimiz onun bilan yurganda birlari qopib, davomli to'xtamay tash otsa qarang, men hech nima bo'lmaydi, maqsadni tashni etib, asli putingiz qanaydi ekan, beshingiz qanaydi ekan, badaningiz qanaydi ekan. Albatta ta'sir qiladi. Lekin təsir qıldı deyib toxtab qalmayımız. Hazır şu dərəcəyə gəldik, tayaqni yəməsə təsir qılmaydığın dərəcəyə gəldik. Əmdi şu dərəcəyə gəldik ki, şəxsən mən özəm içim ağrıydı o insanlara. İçim ağrıydı. Mən şunu deyəm ki, 55 günlük bir həyatda Rizvangül, məsələn, bizim ata-anamız şunda da etdi, bu toğruluq mən hədis yoki nima anlığının təzə isim yox. Amma bizim mənim çoğunlarımızın şunda şehit bolğan, çoğun apamın dadısımı pişanısını urulub tikən. Haqiqiy şehit deydi, pişanısından urulğan, yoki beşidən urulğan deydi. Rizvangül tam beşidən urulğan şehitdən bir tanəsi. Nima deyirsiniz? Nima üçün arqadan urulmay aldıdan urulğan deyirsiniz? Düşmenge dümbüsünü kılmay, aldığını kılganlar. Bunundan biz bir mənəviyə çıxarsak, bunlar heç bir zaman, bu şehit boğan günü Rizvangül, vıcıldaq uçuvatqan oxunun içi manğanken, yani şu ceryanda nurgun mesela, Rizvangül özü ölgən bozumu, nurgun kahramanlarının hayatlarının qilişiği sebep boğan bir kahraman. Yani özü, gerçi şehit boğan bozumu, nurgun insanların yaşışığa vesile boğan. Belki Rizvangül'ün bu kadar bizgi dağınlıq, bir şəxsi bulub, ülgə ilişimizgə kerek boğan, anı buluşumuzun səbəbi insanlarını yaşatqan. Yeşmağanda biz bir gülgiyah yaşataylı. Yeşmağanda bir insanın dərdigi dərman bulaylı. Yeşmağanda bir insanın yarısığı məlhəm bulaylı ki, haqqı taş etib, xəxnin iyabi yerini qmaylı. Əmri deyiş mümkün bəzilər tıllı aldıq, məsələn, bizim rəhbərlərimizi tıllaydı, alim ölümallarımızı tıllaydı. Həmmə demək eğir kildiğinin bizi tıllıqalıq əməz, alim ölümallarımız, bizim işinin beşidə turğan ədəmlərimizi tıllışi mənə eğir kildiği. Çünki, olay hər nəsidin vazgeçib bu yolda kitabasa, bulub mu, alimlarını tıllıqanda şu nəsi var. Alimlarına deydi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi, asmandaki kuşlar ve sudaki belikler mağfiret dileydi. Asmandaki kuşlardan tatlı, belikler mağfiret dileydiğen insanların ağzını bozup, tıllıqan insanların halığı var. Tamam, ular tıllıp aldık deyip hoşuluş mümkün. Hazır ben yeni bir üzem, insan buluş süpütüm bilen, şu adam tıllaydıqanlara şu dereceye geldim ki pek içim ağrıydı. Ya da bazı da rahmet diyeyim kildi. Rahmet. Biz zaten sabah da bulanmayavat kalktıra bizim günahımızdan aldınla. Yeni biri şu nesi var. Şuları demekçi bulan bir gibim var. Bir yerde bir fırsat çıkıp kaldı. Üzerlerine ziyanı uçuratmanla diyeyim kildi. Çünkü bazı işimiz o kadar açık buldu ki Fatma. Muş işimizde şunçilik bir derecede açık bulup gitti ki keşke karındışım muş işine demegen bolsan, muşundan pitini artmagan bolsan, bir bu hizmet kılavatkallarının, meyli kim buluşunu katli nazar, kılmagan bolsan, belki insan ahurup salıdı bazı da. Doğru. Ahımızdan anmagan bolsan, ya şu ahımızdan, bizden ahımızdan elişinin oranlığı, şu kapırının Xitayının ahını olsun. Şu Rizvangül, mesela hazır, ne için Komünist Parti'ye gelgendik ki bu Rizvangül hakkında yazılgan kitaplar çıktı. Ama ulanın deydi, siz Guomindang'dan kurtardırdık, Gumsen'dan geldi deydi. Hemisi okşaş bir çilbörler yani. Hazır mı? Bizden aşında Rizvangül'e okşaş kızlarımız yok muydu? Ba. Biz ulanın ruhu için, ölüp ketkenler için dua kılışımız gerek. Hayatlarının hidayetini ziyade kılışımız gerek. Kurtuluş için dua kılışımız gerek. Ama bunda hizmet kılatkan insanlarımızga medet bir işimiz gerek. Teximi köp Rizvangül'ün çıkışı için biz aldığımızda bir yer hazırlaşımız gerek. Mesela Mehmetjan Rashidin'in bir şiiri bana bek tesir kıldı. Varaklısak tariximizni, yat etimiz avval sizni. İzinizga şuna Rizvangül, selip koyduk evladımızını. Yani demek ki ata analarımız, yazgıçılarımız, çoğunlarımız bizden kızlarımız olsun ve evladımız derken oğul kızlarımız olsun aşırı Rizvangül'dek buluşunu. Mesela Mehmetjan Rashidin Komünist Partiyesi'nin nimisinin aslında yürüp özünün aşı kuldan kilişçe uşunda bir ilgar şeyler yazgan. Demek ki bunlar bizden yaşlarımızdan evlatlardan şu Rizvangül'dek ruhunu talep kılıvadıdı. Doğru. Ya birbirimizi tıllaydıgan, horun, pisirik, ondan adamlarını talep kılmaydı. Doğru. Şunun için yine desem, gepini xulasab kessem, hani özlerge iş çağırsın bu insanlar. Hayatımda nimiş kıldım, ben Allah'ın aldığı bağan çağdan. Sen nimiş kıldın iyi benden. Ken kuşadı cemiyetki çıkmapsan, gep bulduğanga muhitten bayken, internetten bayken, şaraitin bayken. Sen nimiş kıldın da sen ya Rabbim, ben şu işini kıldım deydiğanga bir iştirip bozsun. Hiç umurgan çağda, ben Rabbim hiç kimge ziyan sanmadım, bir iş kılamadım, hiç kimge ziyan sanmadım diyeyleydiğen bulaşığı gerek. Doğru. Yani bu ekran aldı körmenler kaçan, bu Rizvangül'ün sözlep gelip Recep bunu açıp kete deyişim mümkün. Ben bu yerde bir enaklama verişini doğru taptım. 55 günlük hayatta da bizge şunda kısa vakitinin içinde ipkegen nesli naiti çoğun ve biz hazırgacha onu uluğlap kilivatimiz. Bizden bu yerde demek ki bu onumuz xizmat qilvatgan ustozlarimiz bo'lsin, rahbarlarimiz bo'lsin, aşılamı, ula 55 günlük unchilik bir işini qilmagan bo'lsa, biz üçün her gün jaboat atvatıdı. Biz ula üçün tilninki gapini chiqishdagi maqsad mushu miyada. Biz ula üçün hiç bo'lmasa, bo'ldi biz tanımagan, bilmegan kishi bo'lib bo'lsak, o'tirmasakmi, hisob shundaqmi, yo'qmi, tillimayli, ular madad berayli. Rizvangül anımızga xalqi 55 günlük jarayan içinde bütün ilqi Şarqiy Türkistan'a namı fırketkenken deydiken hemmadem şunda madihlab uluğlab qıptiken şuna çekinmey, akığı mağmay çünkü menin kaynimde meni terep turdan xalqim ba deydigan ideyası boğalık üçün ma qahramanlık oturğa çıktı. Menin bu yer demekçi boğunumma muşuldu inşallah doğru düşüne. Texmin köp kahramanlarımızın oturğa çıkışı için biz zaman hazırlap, makan hazırlap bir işimiz gerek buludu. Ondan sonra ustazımız bizge bu şu, bizdek Uyghur kızlarına, bunun için çıkıdığan kahramanlığa dayıdığan jürek sözleriniz ne? Eytip bergen bolsanız. Hayat biz bir gün keşke uxulsaq mı ötüdü, bir gün keşke midirsaq mı ötüdü, bir gün keşke yep içip oynasaq mı ötüdü. Bir burda namıdan bir istakan su istekme ötüdü. Ecelimiz toşkanğa kadar. Ama bu dünya bir etizlik, nime terisak onu alımız. Hazırki nurgun yaşlarımızda bu dünyadaki hazırki mesela bu kengpeşli zaman deyimiz mi ya ki kuladaki telefonda internet bilen nimiz izlese şu kulağa kilidgan aşında bir muhit yaratılıp kılışı bilen dünyanın ekip kitivatkan bir çoğun dolkunuğa bizden ballarımız mı ekip kitivatıdı. Doğru. Bulup mu? Meyli mesela bayağı hatırlayacağım yaşavatkan 300 milyon Arap dünyasını değil. Ya ki azgınlığının peşinde gittivatkan Avrupa'daki nurgun mesela dinsiz ya ki özlerinin dinini doğrudap mağan gayri dindikilerinin yaşlarını değil. Meyli Asya tarafındaki yaşayın. Meyli kanda bir muhit yaşasın. Bizden Şarqiy Türkistanlık yaşlarımız hiç kimge okşamaydı, okşamaslığı gerek. Çünkü bizim tariximiz hiç kimge okşamaydı. Dünyaya kaldırgan, nurgun şallık, töhbelerimiz hiç kimge okşamaydı. Hem de, muşu günü de, hazırki zamanda bizim beşimizde kelgen zulüm, yani Firavun'un zamanı da körülmegen bir zulümlerini körüvatımız. Tarixte körülmegen bir zulümlerini körüvatımız. Yuhan bir millet, yok buluş aldıdı durdu. Bunun için başkalar bunda yaşayırken ben neyim kısam buludu. Erkin dünyaya çıktı, muşinci yaşımızsak mı bulmamdı deydiğen neyse, biz nurgullarda hatta anılardan taatlı, bazı dadılarıca bulduğun halatlı geldi. Bu nayıp bir ecinişlik ahval. Bizden düşmanımızın küçüyüp gitişi korkunçluk emez. Bizden boşuşup gitişimiz korkunçluk. Kızlar ana buludu. Kızlar ayal buludu. Erlerinin arkadan tirep durduğunu, perzatlarını yetiştirdiğini kızlar. Bunun için menimce yine Rizvangül'ün hayatını bizim kızlarımız qayta bir okup çıksın. Bizge izdireksiz yoqab gididigan, perzatlar anam bizim bunda terbiyesiz bulup diken deydigan, ya ki menim ayalim, bunda bir ayal boz bulup diken deyip, yerini əfsuslandırdıgan kız ayalla kerek emez. Menim anam şundan anı idi ki, yıkılgan yerimde desturuşunu ügetken, kimgi düşman, kimgi dost buluşunu ügetken bir anıydı, diyigdek bir yetiş için kızlar desturması bulmaydı. Eğer Şarqiy Türkistanlıqlarının kızlarımız destur ketken vaxtıda, bizden erlerimiz her zaman destur alaydı. Eğer kızlarımız, ayarlarımız müşçiyip kalsa, perzatlarımızın boynu pükük, erlerimizin boynu pükük kalıdı. Bunun için kızlarımızı daydıgınımız, uykumuzunu aşmasak bulmaydı kızlarım. Nurgullarınla Ali Mehrab'da okuatısıyla, ata-ananlardan ayrıldığınla, ayrı yaşavatısıyla deyseler ki bizden beşimizin ait eğir gün geldi. Bu eğir gün kimge geldi? Allah öz yaşı köygen insanlarını sınaydı. Bu bir sınak. Herkes Allah'ın harlığını emez. Biz her kandan vaxtada kaygımızı küçük aylandırışımız gerek. Hep Xitay ata-anamını beni ayırdın, uruq-tuqunumunu benden ayırdın. Ben bunun için, ben teximi yaxşı bir okup, teximi yaxşı özümün artıqçılığını cari kıldırıp, her zaman özümden emez, her yerge özümden yaxşı puruqımını purutuduğun, yaxşı bir ruhimini cari kıldırduğun, yıkılganını yüleydiğin, haqqı yükü olmaqda yok, haqqının yükünü kütüreleydiğin, milletinin kelgüsünün yükünü kütüreleydiğin bir anı buluşum gerek, bir kız buluşum gerek, deyişi gerek. Bu doğruluq ben müşinçilik deyimlen, kızlarımın uyğun işini. Nurgun kızlar ba, nait ruhluq, nait cananlıq, ama nime desiniz? Hele ki yağmur koşar, şar yağıdı, vay biz ağaçlıqımız akılmaydı, manıqımız akılmaydı, zaten Xitay üçün anıqlımız edin. Bir neç gün kalsanız yok, kulaqtı kulaqlıq. Yeni çıkıda bir azraq ruh verip koysanız, emmesi küçüp gidiyordu, şunda canlıq zaten, muşunda bu kütür. Yeni bir mezgildik, yok bunda emez. Biz daim izcil buluşumuz gerek, bizim düşmanımız keçkündüz uxulamaydı ki. Biz uxulasaq ular uxulamaydı. Türmedekilerin uxulatan da uxulamaydı. Türmedekiler aramavatan da ulanın şembesi var mı, yeşembesi var mı, demiriş günü var mı, demiriş saati var mı? Yok. Bizge nereden kegen bu kadar rahatlık? Ha, rahat yaşımızı mı yaşsın, uxulamasın mı uxulasun. Lekin uxulaş mı, yaşaş mı, yiyiş mi, kiyiş mi, muşu mücadele için olsun. Allah, menimce nurgun nait pidakar kızlarımız var, esil kızlarımız var, esil jigitlerimiz var. Ama ular şu esilliğini teximi küçeksin demekti. Köpten köp rahmet ustaz. Bizden bu programmadan özümüzge ilm alalayılan en çok dersimiz bir kızninki meyli turmuş bolsun, meyli aile, meyli vatan, millet hemmimiz için bizninki rolümüzninki naiti bir çok muhim bir orundalığını ifadalab berdi. Bu naydi yaxşı bir program oldu. Bundan keyin hem de kelerki sandaki programlarımızda inşallah halkımızga muşu dinimizin içinden çıkan isil anılarımızını anlatımız degan planı qılıbatımız Allah xalasa inşallah. Bundan burun kögen programlarınki hakikaten cıq qeyindaşlarımızga paydası boptu. Sizden mi anladım, başkalardan mı anladım? Ben şu programını kögendeyken, ben özümde mındarak yerimini özgerttim diyen şu küçükken bir sözü bizge naiti çok bir ilhamlarını berivatudu. Allah bu kalan işlerimizde menfaatlik qilib bersin, körülmelerimiz için bir yaxşı menfaatlik bir narsa suna alğan bolsaq biz için bu en çok hoşallıq. İnşallah bu da qısanda körükçe özünlerini asranlarsılarını Allah tapşırdık. Allah'a emanet.